Merhaba Koç burcu ve özellikle de yükselen burcu Koç olanlar, Aralık 2022'nin gökyüzü gündemini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Aralık ayına. 7 Aralık'ta Merkür'ün Oğlak burcu transiti ile bu aya başlıyor olacağız. Zihniniz, odağınız ve ayın genel gündemi işinizle bağlantılı, kariyerinizle bağlantılı. Statünüz, mevkiniz, sizden üst mevkideki patronlarınızla olan ilişkilerde hem zihnin bir odak olacağı hem de iletişim trafiğinin bu konularda çok yoğun olacağı bir ay sizi bekliyor olacak. Annenin hayatı ile ilgili gündemler de yine Aralık ayının böyle ana gündemleri arasında diyebilirim. 7 Aralık'ta Merkür buraya gelmesiyle zaten bu konularla ilgili hem zihni bir odak haline getirecek, hem iletişim trafiği, hem de böyle fazlaca konuşmalı evrak, belgeler, prosedürler, bunlarla ilgili gündemleri de biraz hareketlendirecektir. 8 Aralık'a geldiğimizde ise İkizler Burcu'nun 15 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. İşte bu böyle evraklar, belgeler, prosedürler, halletmeniz gereken daha böyle yazılı evrak, sözleşmeler, belgelerle bağlantılı konularda böyle bir şeyleri tamamladığınızı söyleyen bir dolunay. 15 derecede gerçekleşiyor ve çok güzel, şanslı bir yıldız olan Rigel sabit yıldızına yakın bir derecede. Ancak burada Mars retro olacak. O yüzden bir şeyleri imzalarken çok fazla enerji düşüklüğü olabilir. Ya da tam aksine bir şeyleri aceleye getiriyor da olabilirsiniz. Burada enerjinin çok kontrolsüz olduğu bir alanda gerçekleşecek bu dolunay. Bir şeyleri böyle çok aceleye getirmekten kaynaklı evrak, belgelerde, prosedürlerde hata yapıyor olabilirsiniz. Ya da böyle yükümlülükleriniz altında olan bir takım böyle yine yazmalı, çizmeli işleriniz var ise ve kontratlar, sözleşmeler, kağıt, yasal prosedürler, bunlarla bağlantılı gündemleriniz var ise iyi anlayıp iyi okuyun, neyin altına imza attığınıza iyi bakın derim. Çünkü bu dolunay evet bir şeyleri tamamlamak adına etki verirken tekerrüre muhtaç sorunları da doğurmak adına Mars'ın buradaki retrosu sizi böyle yanıltabilir. Dediğim gibi böyle enerjinin yanlış kullanımıyla bağlantılı olacağı için ya bir şeyleri çok aceleye getiriyor ya da fırsatlar kaçtıktan sonra hamleler yapıyor da olabilirsiniz. Kısacası anı biraz kollamakta fayda var diyorum. Nakşatrası ise Rohini'ye denk gelen bir derece. Burada maddi güvenlik, konfor, biraz böyle çıkarlarımız doğrultusunda hareket etmeye eğilimli olabiliriz bu dolunayı yaparken. İkinci, üçüncü etkileri neler diye baktığımda yakın çevre ilişkiler, böyle kardeşleriniz, kuzenleriniz, sık iletişim halinde olduğunuz insanlarla bağlantılı gündemlerde bir şeyleri artık hallediyor olabilirsiniz. Bir taşıt almak ya da hani bu evin anlamları arasında bir taşıt almak, yolculuklarla bağlantılı süreçlerdi. Ya da böyle hani bir seyahat planlıyorsanız burada artık hani biletimi aldım, tamamladım, hani artık yolculuğa çıkıyorum tarzı hani böyle bu tip bir durum da yine olabilir. Yolculuklar, seyahatler, taşıtlar, yakın çevre ilişkileriniz ve böyle biraz da zihnin uzun zamandır mücadele ettiği, zihinde yer tutan bir meşguliyeti tamamlamak, artık hani bunu neticelendirmek adına da bir etki veriyor. Ve son olarak da biraz enerjinin hani olumlu, özellikle bunun derecesi vesaire, enerji doğru kullanıldığı müddetçe çok olumlu sonuçlar doğurabilen bir dolunay sizi bekliyor olacak 8 Aralık'ta İkizler Burcu'nun 15 derecesindeki bu dolunay. Sonrasında 20 Aralık'ta artık Jüpiter sizin burcunuza gelecek. Koç burcu transitinizde şans, bolluk, bereketi maksimum seviyede hissettireceği bir transit sizi bekliyor olacak. Bununla ilgili çok daha detaylı bir video kanalımda mevcut, Jüpiter Koç burcunda videosuna giderek izleyebilirsiniz. Size olan etkilerini hiç şüphesiz en şanslı fırsatları hayatınıza sunacak bir transit sizi bekliyor olacak. 23 Aralık'a geldiğimizde ise Oğlak burcunun bir derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Şimdi burada Merkür buraya geldi, Venüs buraya geldi. 10 Aralık'ta adeta böyle işiniz, kariyeriniz, statünüz, mevkiniz bir şekilde hem odağınız hem burada kolaylıklar, fırsatlar, şanslı bir takım çok rahat ilerleyen durumlar söz konusu. Venüs geldiği evin konularını hem rahatlatır hem kolaylaştırıcı etkiler sunar. Burada gerçekleşecek olan bu yeni ay işinizle ilgili yeni bir mevki, yeni bir statü vaat ediyor olabilir. Kariyerde yeni böyle güzel gelişmelerin yaşanacağı
olacağı ve böyle bir şekilde toplumdaki intibanızda fark edilmek adına çok destekler nitelikte etkiler bulacağınız bir yeni ay. Bu dönem özellikle annenin hayatıyla ilgili yeni gelişmeler olabilir. Ya da böyle otorite figürleriyle bağlantılı, hani bir şeylerde hani konuşmanız gereken durumlar oldu ise, ya da olması gerekiyor ise, burada harekete geçmek adına da yine bir etki veriyor. Ancak her ne olacak ise işinizde böyle şanslı kapılar aralanacak bir yenilik sizi bekliyor. Burada biraz iş ve kariyerle ilgili özellikle uzun zamandır bir takım böyle pürüzlü durumlar var ise kökten çözüm yolu bulmak adına şans da vaat ediyor. Çünkü bunun nakşatrası ve sabit yıldızı burada böyle toparlama, var olan sorunlar ya da problemler ya da keskin net bir çözüme ulaşması adına uzun zamandır böyle kafanıza meşguliyet oluşturan durumlar var ise işinizde, kariyerinizle ilgili burada böyle keskin ve net çözümler, kökten bir takım çözümler bulacağınız yenilikler sizi bekliyor olacak. Annenin gözle bağlantılı sağlık sorunları da olabilir. Göz ve bununla ilgili muayene ya da bu tarz durumlarda yine verebilir anneyle bağlantılı olarak. Gelin etkileriyle çok güzel bir yeni ay diyebilirim. Muhakkak ki değerlendirmenizi öneririm. Burada sadece hemen sonrasında 29 Aralık'ta Merkür de burada geri harekete başlayacağı için burada yapacağımız şeylerde ufak tefek hatalar olabilir. Ya da siz burada bir şeyleri hani çok şanslı gelişmeler vaat eden durumlar yaşadınız. Şansınıza fazlaca güvenerek bir şeyleri gözden kaçırıyor da olabilirsiniz. 29 Aralık'ta Merkür'ün buradaki geri hareketi iş ve kariyerle ilgili öncesinde tüm hamleleri yapıp hayatınıza taşımanız gerektiğini, sonrasında biraz daha sorunlar ya da tekerre muhtaç yine problemlerle uğraşma ihtimalinizi gösteriyor. Otorite figürleriyle bir şeyler konuşmayı planlıyorsanız 23 Aralık'tan 29 Aralık'a kadarki zaman dilimini değerlendirin. Sonrasında Merkür geri hareketiyle burada iletişimsel sorunlar, problemler verebilir ya da yanlış ifade etmek, yanlış anlaşılmak tarzı durumlara da açık olabilirsiniz. Annenin sağlığı ya da hayatıyla ilgili bir şeyleri başlatmak adına da yine 29 Aralık'a bırakmadan halletmekte fayda var diyorum. Gecikmeler, engeller ya da beklenmedik durumlarla, olumsuz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Merkür buradaki geri hareketinin hemen öncesinde gerçekleşecek olan yeni ay adeta şansın böyle dikkatli olunduğu müddetçe çok kısmetli olacağını söylüyor. Genel etkileriyle bu şekildeydi Aralık ayı. Ebced değer hesaplamalarında Ya Aziz esması çıkmış. 94 defa her gün adedince söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz de çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.